Önceki bölümde Amanda ile birlikte yola devam ederken arkamızdan The Pig geldi ve Amanda'yı kaçırdı. Elimizi kezzapın içine daldırarak gitmemiz gereken yerin anahtarını bulduk. Tam oraya ulaştık derken yine The Pig belasıyla karşılaştık ve bizi yine kaçırdı. Ardından kafamıza bir tuzak bağladı ve bizi bir oyuna soktu. Bu oyunda aynadaki yansımayı kullanarak ne yapmamız gerektiğini anladık ve yan tarafın ışıklarını kapatarak anahtar simgesi olan klozetten anahtarı aldık. Bir diğer odada da kabloları kullanarak tüm kısımlara güç verdim ve bu tuzaktan da kurtuldum. Bu gördüğünüz odadaki gazlar zehirli. Bunlardan kurtulmak için vanaları doğru yöne çevirmem gerekiyor. Ve bu tuzaktan da alnımızın akıyla çıktık. Ana tuzağa yavaş yavaş yaklaşırken bir tuzakla daha karşılaştık. Buradaki boruları doğru yere yerleştirerek kazan dairesi patlamadan bu odadan kaçtık. Ve geldik ana tuzağımıza. Ana tuzaktaki kişi bizim eski bir dostumuz. Kendisi dedektiflik yetkilerini kullanarak işlediği bir suçu örtmüş. Yani suçlu biri. Buradaki çarkları doğru şekilde yerleştirerek sondaki çarka ulaşmaya çalıştık. Bunlardan toplam 4 tane yaptık ve bu kişiyi de kurtardık. Fakat bu kurtardığımız kişi geçmişte onun suçunu ortaya çıkarmamızdan dolayı bize trip attı ve biz de bir olmak yerine oradan kaçmayı tercih etti. Bakalım bu bölümümüzde neler olacak. Merhaba arkadaşlar, Gamer'dim kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir testere bölümünden hepinize selamlar. 2 günlük bir aranın ardından 3. bölümüyle devam ediyoruz testereye. En son arkadaşlar tuzaktan kurtardığımız adam yakınlarda ziraat ATM'si olmadığı için para çekmeye gitti, onu bekliyoruz şu an. Bu arada arkadaşlar biz bu oyundayken eş zamanlı bir şekilde İbo da tuzakta şu an. Kendisinin elleri bağlıyken, aynı zamanda da kafasında ayı tuzağı varken önündeki masadaki bütün çayları bitirmesi gerekiyor. Hashtag hadi İbo yaparsın yazarak İbo'nun içmesi gereken çayları bir azaltabilirsiniz diyeceğim ama öyle bir şey yazmayın. Çünkü İbo'nun içmesi gereken çayı azaltırsanız size saldırabilirsiniz. Arkadaşlar aman diyeyim, boşver. Adama yardım yapacağız diye canımızdan olmayalım. Canımızı da bir basalım da. Önceki bölümden beni arı ısırmıştı biliyorsunuz ki. Arkadaşlar bu kadar hızlı beklemiyordum bir şeyleri. Ooo. Evet. Bir dakika ya. Bunun bir olayı olması lazım. Burada önümüzü görüyoruz. Burası işte, buradaysa tamamen körüz. Evet, biri o seç bombalardan zamanına kaç. Oğlum bir dakika, çok hızlı girdik ya. Ben bu kadar hızlı beklemiyordum. Arkadaşlar ben Dead by Daylight kariyerim boyunca her zaman kör bir insan olmuşumdur. Yakınımdaki kurbanları falan bile görmemişimdir. Bunu hep yorumlara siz yazmışsınızdır. Aa şuradan Kate geçti falan diye. O yüzden yoluma kör olarak devam etmek istiyorum. Çek şu fotoğrafı, patlayacağız. Buna değince direkt patlıyor muyum lan ben? Çok da korkunç var ya. Bir pik falan çıksa şu an önüme. Altıması Çorotta yani. Altıması Çorotta da biraz pizza markası gibi oldu arkadaşlar. İtalyan firmalara öyle isimler koyuyor biliyorsunuz ki. Şu an korkmamak için kendimi rahatlatmaya çalışıyorum boş yaparak. Oğlum aşırı zor. Nerede? Geldin mi? Alo. Galiba öldük arkadaşlar. Burada ne yapmam gerektiğini anlamadım. Ya yanlış bir yola saptım. Lan başka gidiş yolu buldum galiba. Ama nereye? Cehennemin dibine gittik anasını satayım. Nereye gittik ya? Lan bulmuştum yolu ya. Yolu sanki bulmuştum. Ne dediniz o işe? Evet arkadaşlar, kediler gece gördüğü için ben de bir kedi olarak ona güvendim ama göremedim maalesef. Televizyonu kapatsam ne yapabilir ki? Arkadaşlar bir de bu tarafı deneyeceğim. Parkur mu yaptırıyor bana? Aa, bayılırım dur. Sırat köprüsü antrenmanları. O geday bakalım bitirebilecek mi? O geday. Evet, o geday Nefise'den önce bitirdi. Siz ikiniz niye yarışıyorsunuz amık? Oo, tamam dur, burayı halledeceğim arkadaşlar. Bura bende. Bu timing işlerinde asla yanılmam. Timing işleri bende arkadaşlar. Rahatla kalın. Tamam, şimdi hemen. Bir tane daha vur. Tamam. Şimdi burada bana ne yaptıracak acaba? Kesin bir bağlama kablosu falan bir şey yaptıracak gibime geldi. Hah, bağlama kolu. Bağlama kolunu bulduk da götüme mi bağlayacağım bağlama kolunu? Geri mi döneceğim? Aa, karşıya geri döneceğim. Tamam, bağlama kolu orada. Hadi sürüp bir yandan da süreye doğru yarıştığım için Mehmet Ali Bey hiç yardımcı olmuyorsunuz. Evet, umarım zor değildir. Lütfen çok zor ama. Bu ne oğlum? Basitmiş lan. Şunu şöyle bağla. Şunu şöyle yap. Şunu şuraya bağla. Şunu şuraya bağla diyeceğim. Oo bir dakika, yok öyle olmaz. Bunu buraya bağlayacaksın. Şöyle, tamam. Hemen arkadaşlar pratik zeka. Fener aldım. Yani ne diye en başta kör kısma giriyorsun ki değil mi? Burada sana adam görüşünün açık olduğu bir kısım koymuş yani ya. Lan! Bizim bir önceki tuzaktan kaçan adam değil mi Jennings Foster? Reis sen buraya nasıl girdin? Bir sahibeye falan mı bulaştın? Kölesi yapmış seni ya. Bir şey diyeceğim. Buranın altından bir şey mi geçti, ben mi yanlış gördüm? Yavaş yavaş oyun beni germeye başlıyor. Hani biraz daha gerici bir ortam olmaya başladı. Bu kapıları açacaktık hatırladığım kadarıyla. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar. Anın! Şu oyunlarda bak, kargalar bir, fareler iki ya. Yemin ediyorum.
kadar sinir bozucu ki. Ulan bak, testere oyunu oynuyorum. Jigsaw var, The Pig var. Tuzaklardayken başka adamlar var yani, gelip bana saldıran falan. Fareden yedim jumpscare'ı ya. Bir arada ben var ya arkadaşlar, top kek fındıklayarken boğuluyordum, biliyor musunuz? Rabbim ölümünde hayırlısını versin. Yani top kek fındıklayarken boğularak ölmek istemem. Şunun olayını anlamadım ya. Oo, hayır hayır. Görüşürüz. Kaç 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 kaç. Oğlum yerde su var. Elektrik çarpacak. Evet. Reis Volt'u köklemiş. Tamam, yine şifre bulacağız. Kapılara güç vereceğiz. Okey. Hem şifre bulacağız hem şey çözeceğiz. Kablo. Vallahi reis. Hiç gerek yok böyle şeylere ya. Tamam, şimdi bir şifre çözmemiz gerekecek de bu şifreyi nasıl çözeceğiz değil mi? Şimdi bak, sayıları görmeye çalışıyorum. 5 var, 3 var. Bu parçaların olayı ne acaba? Bak, yerde yapboz parçaları var. Bir şeyler buldum ama. Bak, şurayı 4 yaptım, tamam mı? Burayı 4 yapar yapmaz yan tarafta 3 oldu. Aa, bir dakika. Bak, şu an tek açıda hepsinin birleştiği tek kare bu. 435. Oğlum 35 saniye kalmış. Ne ara o kadar geçti ya? Evet, şifre doğru da. Daha bağlama kablosu bulmamışız ki. Tamam, yok, şu an öldük, evet. Suyu kapatayım diyeceğim, zaten yerde su var. Anladın mı yani, kapatsan ne işe yarayacak? Evet arkadaşlar, ben size yerde su varken bir elektriğe değerseniz ne olur onu göstereyim. Bu şekilde olur. Bunu yapmayın. Bu yapmamanız gereken. Evet, şimdi önce şifreye bir girelim, zaten biliyoruz. Tamam, hemen bağlama kolu bulacağız. Şunlardan birisini... Aha, tek attım, çok güzel. Devre basit. Şunu şöyle bağla. Şunu şuraya götür. Şunu şuraya geldi. Şu da şuraya geldi. Evet, ilk şifreyi daha hızlı bulsam hiç ölmeden halledermişim aslında. Bir kapı kapanır, diğeri açılır mı? Arkadaşlar, reis bana iş verecek galiba. Yani bana Instagram motivasyon videoları gibi konuşma ya. Buradaki adam gitti mi? Aa, teli yarıp bunu götürmüşler. Bir şey diyeceğim, bunu ya başka tuzağa bağladılar. The Pig götürdü bunu bir yere. Ne oluyor lan? Aa, Sing'in karısı. Defenses I prepared would have easily been disabled by police procedure, but those procedures were ignored. Who do you think ignored them? Yine tanıdılar ya, yine tanıdılar oğlum. Bu kadar kolay tanımayın beni artık ya. Sopam da gitti onun yüzünden. Reis, ne oluyor ya? Ha, buradan mı konuşuyorsun? Ne oldu? Bu kim lan? Evet, mezarlık yerini bulacağız. Ya her ne kadar bize sövse de arkadaşlar, ortağımız Sing'in eşi. Sing'i severdim, iyi çocuktu. O yüzden bu bölüm ekstra motivasyonluyuz. Ne oldu lan? Yine faturaları yatırmamışız. Allah Allah. Tövbe reis, ben sana karşı ne hadsizliğimi gördün, ne kuralını yıkmandan bahsettin de buraya doğru kimi sürüklemişiz diyecektim. Buna ne olmuş ya? Evet, o tuzaktaki adamın neler yaşadığını gördük. Çok da etkilenmedim açıkçası. Çünkü şu an kendi belamla mücadele etmek zorundayım. Tamam, burada da bağlama kolu gerektiren bir şey var ama henüz değil galiba. Ne var? Tamam lan, tamam, git. Aa! Lan oğlum, 1 lira istedim sadece ya. Arkadaşlar, bu da ilk tuzak prototipimiz. Böyle tasarlanmış. Yani kurbanları sandalyeyle götürürken nasıl görünür diye düşünmüşüz. Bunu yapmışız. Buralardan birinden bağlama kolu bulmam lazım. Tiner buldum. İyi, tamam, o iyi. Aradığım şey yani, ihtiyacım olan şey oydu. Aa! Hayır hayır hayır. Aa, bir dakika, burayı kırabiliyorum. Şırınga bas. Bir dakika, bu odadan hemen çıkmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu odada bulmam gereken bir bağlama kolu olabilir. Aynen, valve bulduk, bağlama kolu da bulduk. Bir şey diyeceğim, ben bunu yapayım mı? Bunu niye yapmam gerekiyor şu an? Bir dakika ya. Yapmıyorum seni. Yan odaya geçince de mi ben şey oluyorum? Yok, bak, dumandan kurtuldum. Ama bunu yapmak zorunda mıydım ya? Onu hiç şey yapamadım şu an, ayıkamadım. Bence değilimdir arkadaşlar yani. O bence o kestirme bir yoldu. O kafanız çalışıyor mu diye oraya koyulmuş bir yoldu bence. Bunu buraya ver, tamam. Zaten orta taraf dörtlü. Şunu şuraya bağla, şunu şuraya bağla, şunu da şuraya bağla. Güzel. Ne diyorum lan, o nasıl bir cümle, anasını satayım. Evet, harbiden orayı yapmama gerek yokmuş galiba, bilmiyorum. Biraz çakallık yaptık ama... O Gedai! Yine başardı. Neler yapıyor bu adam? Evet. Bak, bu baştaki cümlesi çok doğru arkadaşlar. Bottom was much shorter than yours, Detective. The
Yani evet, kaybettiğiniz kişiyi geri getiremezsiniz maalesef. Bunun acısı bir süre sonra geçse de arkadaşlar, o özlem hiçbir zaman yeri doldurulamaz yani. Testlereceğimiz doğru söylüyor. Burası 2-3 sene sonra metroya dönüştürülecek herhalde. Dışarıya çıktık. Bu bölümü biraz hatırlıyorum. Ne yapmam gerektiğini hatırlamıyorum ama bölümün gıcık bir bölüm olduğunu hatırlıyorum. Cutscene'den jumpscare yedim o. Eylem mi var kardeşim, ne oluyor? Bu malı öldürmeye mi çalışıyordum ben? Benim görevim bu muydu ya? 2 saniye, sadece 2 saniye bir şey sordum. Ya Alan Walker gibi kapüşonluyu da giymiş şimdi yani. Bekle oğlum, geliyorum yukarı. Bekle bekle. Sen benim dedektiflik içgüdülerimi bilmiyorsun hala. Uzak niye durayım ki senden? Sıçtım. Arkadaşlar bu biraz güçlü şırttı. Bir can basayım da şu gerizekalı beni öldürür mü öldürür. Lan dur. Oğlum vuruyorsan vur lan. O silahı çekiyorsan vuracaksın. Refleks sinyoyu gördün mü? Aa, Voldemort böyle dönüşmüş. Uzmanlık alanıma geldik arkadaşlar. 4 yıl hırsızlık yaptım biliyorsunuz ki. Araya tuzağı zıngırlattım diyorum. Drace yer mi oğlum onu? Tamam evet arkadaşlar. Işığa yürü amık mantığıyla. Oo, çok kötü lan. Ölmedi mi? Ölmemiş. Yarım saniye, bir saniye arası bir şey yani. Hani öyle bir şeyle yırttım yoksa patlıyorduk. Açmak için anahtarı bul mu? Mezarlık yerini bul. Avluda bir anahtar ara. Tam mezarlık yerini bulduk. Şunu bir indireyim de. Ya biri de molotof atıyor bir yandan. Bir dakika, şimdi burada mezarların olayı neydi? Hangisini açmam gerekiyordu ya? Dur bakayım. Singli bir şey bulmam gerekiyor olabilir. David. Tuzak kurmuş bana ya. Aha bak. Tamam. Hadi görüşürüz hocam. Kral, vallahi senlik bir şey yok. İstiyorsan olsun. İstiyorsan olsun oğlum, senlik bir şey. Oğlum bu ne? Fırıncı küreği mi lan bu? Lan bu pideci miymiş lan bu? Hah tamam, buranın anahtarıymış. Şunu kapatalım da arkamdan molotof falan atmasın. Reis ne oldu yine ya? Bombalardan kaçmak için sığınak mı bulayım? Burası olur mu? Aynen olur bak, buranın içinde de bomba var. E buraya füze yerleştirsem? Ha bu solan kapısını açtım galiba değil mi? Butona falan basamıyor muyum? Şifre bulmam lazım, şifre bulmam lazım. Kesin bunun olduğu odada bir yerde ya. Ha butonu buradaymış oğlum, kör müyüm ben? Tamam. Şimdi önce bunu öldürmemiz lazım. Biraz zor gibi. Kanka spamleme Allah aşkına. Ya bak blok atarken tutturamıyor. Vallahi yumruk daha güzel. Yumrukla mı devam etsem bundan sonra ya? Neyse dur bakayım, şimdi bunun odasında bir makara var. Kesin bir makara var. 838 mi o? 38. Kapat 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 kapat. Buralardan birinden benim anahtar bulmam gerekiyor galiba da geçiş yok. Hey maşallah be. Hey maşallah reis. Adamlığının zekatını ver de birileri faydalansın. Yine bok karıştırıyorlar. Yani adam nelerden nelerden çıkıyor. Yine geldi bok karıştırdı burada ya. İşte hayat acımasız arkadaşlar. Yani Jigsaw ne diyorsa onu yapmak zorundasınız. Siz istediğiniz kadar cool olun, bilmem şey olun, Jigsaw ne diyorsa onu yapmak zorundasınız. Hadi bakalım. Yavaştan ana tuzağa doğru ilerliyoruz. Bizi Bodrum'a falan sürüklüyor. İlk onun babasını aldı, şimdi annesini mi alacaksın? Aa, Sing'in çocuğu. Onun böyle deyince de küfür gibi oldu anasını satayım. Evet. Aa, o vurulma anını şey yaptırıyor. Direkt Jigsaw'la konuşuyorlar ama bunun farkında değiller. Ah lan. Oğlum üzüldüm lan. Yenge var ya, gerekirse o tuzağa ben kendim düşerim. Yenge beni yine kaçırdılar. Yenge kaçıramadı, bu sefer kaçtım. Ne oldu lan he? Ne oldu lan? Gerekirse bak o tuzağa kendim düşerim. Arkadaşlar bu kadını oradan kurtaracağım. Yeter ki oğlunu güzelce okutsun. Ne vicdan yaptırdın reis, şimdi senle vallahi kafama sıkacağım ya. 4 bölümdür içimi, 3 bölümdür içimi ettin benim ya. Yok ettin, ruhların içine bakman gerekecek.
Düşen melekteki anahtarı bul. Look at the true destroyer of lives. Hayatların gerçek yok edicisine bak tarzı bir şey söylüyor. Kendime mi bakacağım? Ben yok etmişim onları senin deyimine göre. Aa, düşen melekler burada. Bir dakika. Daha doğrusu düşen melek dediyse meleğin muhtemelen kanadına bir şey olmuştur. O yüzden kanatlı meleklerle işim yok. Tamam da bunların yanına nasıl gireceğim? Önce arkadaşlar bir yere güç vermem lazım bunların kapılarını açabilmem için. Bak bunların hep kanadı var zaten. Buralarla işim yok. Tamam, bağlama kolunu bulduk. Tabii diğerleri kadar basit değil. Şimdi hocam şöyle seni böyle bağlasak tamam mı? Bunu yana verelim, bunu yana verelim, bunu yana verelim. Onu da bağladık. Bunu şu şekil yapmamız daha iyi olur. Çünkü hem buna verebiliriz, hem buna verebiliriz. Hem de bunu buraya verebiliriz. Bunu şu şekil bağlayarak da en aşağıdakini de fulleriz. Güzel. Hala çok zorlaşmamış. Gel lan odadaki. Vallahi yumruk daha avantajlı. Yemin ediyorum ben elime boşa bir şey alıyormuşum. Evet hocam. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit ya. Kanadı yoktu çünkü meleğin yani. Hani... Öyle bir şey yapsan ayıp. Ayıp bak, ayıp sana yenge dedik. Ya tamam da çocuğunu niye bırakıyorsun? Of yenge, of ya, of yenge ya. Bir yandan Jigsaw vicdan yaptırıyor, bir yandan sen yaptırıyorsun. Bu kim amına? Lan! Oğlum. John Kramer sandım. Vallahi John Kramer'ın kelali sandım. Ne diyorsun birader ya? Ne düştü bunun içinden? Ananın götü düştü. Tamam kalk reis kalk, yandık. Alo. Yeter yine mi bağlama kolu, yeter. Ya bağlama kolunu bulmak nasıl tuzaktan daha zor olabilir ya? Varmış ki zaten. Ya of. Şunu şuraya ver. Şunu aşağı ver. Şunu da şöyle ver. Müziği yükseltmesenize şöyle ya. Vallahi korku filmlerinde hava full karanlık olmasına rağmen Bodrum'a inen gerizekalılar gibi hissediyorum kendimi ya. O müzik yükselince Bodrum'a inme yani arkadaşlar. Sabah olunca inersin ya. Bak yine sinirlendim. Ne olur bana bir tuzak daha oynatma. Yeter artık, ana tuzağı görmek istiyorum. Yenge, duygusallığına veriyorum ya. Öfkeni dindir ve acıyı kabul et. Ya tuzaktasın hala, beni düşünüyorsun. Dur ben önce seni kurtarayım. Var var. Yetişeceğim yengeme, sıkıntı yok. Kiliseye gir ve Melissa Singh'i kurtar. Hadi bakalım. Evet, ana tuzağımıza geldik. Mırıbı. Yengecim az önce o diyordun ama. Hayatım benim ellerimde, ona göre. İkileme bak anasını satayım ya. Altı vuruş hakkımız var, okey. Evet, tamam, makarayı anladım da, makarayı anladım derken nasıl anladım? Bir kare hareket ettirme diye bir şey yok, anladım. O zaman en az hasarla vermeye çalışacağız. Evet, bir tanesini mahvettik. Aşağı, yana. Tamam, birinci adım okey. Bazı yerlerde ister istemez çarpmak zorundayız ama en az hasarla bitirmek zorundayız. Şu ortadaki siyahlığı tutturmam lazım, onu nasıl tutturabilirim diye düşünüyorum. Buldum. Yengecim bir dakika. Yani sanırım tek bir şansım var o yolu bulmak için ve onu buldum diye tahmin ediyorum. Şöyle yenge bir tane daha gidiyor. Aa, gitmedi lan. Niye gitmedi? Tamam. Güzel. Onu da hallettik. Sonuncu mu? Önce nereye gitmem gerektiğini bir tespit etmem lazım. Yani o kareyi vurmam lazım. Tamam, gitmem gereken yeri buldum. Şu aşağı ortadaki siyahlığa gitmem lazım. Oraya nasıl gidebilirim? Bir dakika, galiba buldum. Sanırım ona da gitmeme gerek yokmuş sadece. Başka bir yolu da var gibi hissettim şu an. Uzun süre ekrana boş boş bakıp düşündükten sonra şöyle bir yol keşfettim. Aynen de öyle.
Daha ne yapayım yenge, kafa çalıştı yani, kafayı sana yorduk tamamen ya. Evet, tamam söv, sen de bana söv, söv. Kurtuldun ama affetme. Ya bu ilginç bir psikoloji ya. Sonra konuşuruz bunu, şu an yeri bu değil ki yani. Az önce öyle demiyordun. Anything would be better than this. You think I didn't try? You think it doesn't eat at me every day? I can't change what happened. If I could have taken his place, I would have. I wish I was the one in the car. Adam, adam. Not him. Evet, yenge merhaba. Nasılsınız inşallah? Evet gençler, bu bölümlük benden bu kadar. Yine aksiyon dolu, heyecan dolu bir bölümdü. Tuzağı da güzel bir şekilde halledip Sing'in karısını kurtardık. Ona olan borcumuzu ödedik diye düşünüyorum. Buradan sonra ne olacak? Bir sonraki bölümde göreceğiz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.